gitmeyelim. Yok, gidelim kardeşim. Madem öyleyse yarın Hollanda'yı eze eze yenelim. Eskiden Şenez Ersin Futbol Federasyonu temsilcisiydi. İngiltere'den gol yerdik. Almanya'dan 5 yerdik. Efendim hakemlerin yüzünden derdik. Gelir hakemlere kabahat bulurduk. Güzel bir laf söylemişti. Ya bırakın kardeşim bu işleri. Öyle oynayacaksın, öyle oynayacaksın ki attığın gollerle hakemleri bile yeneceksin derdi. Şimdi biz yarın akşam Hollanda'yı yenmeliyiz. Merih'i linç eden, Türkiye'de de var şimdi Merih'i fırsat bu fırsat deyip Bozkurt üzerinden Merih'i linç etmeye kalkıyorlar. Kinlerini kusuyorlar. Geçmişin şey, birisi çıkmış diyor ki Madımak'taki katiller de diyor Bozkurt yaptı. Ya nasıl bir vicdan sahibisin? Madımak'ta ölen canlara hepimizin yüreği yandı. Ben o gün MHP il başkanıydım. Hakikaten en çok üzülen kahrolanlardandım. Allah mekanını cennet etsin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu o gün Madımak'ta Alperenler otelin bitişindeki dernek onların kapılarını açmamış olsalardı ölüm sayısı daha çok olacaktı. Allah o günleri bir daha göstermesin demek gerekirken, Rabbim kardeşi kardeşe düşürmesin demek gerekirken şimdi biz döndük. Vay şu yılda da Bozkurt yapmışlardı. Burada da ya bırakın kardeşim ya. İşte dün bir güreşçi de Bozkurt yaptı. Ne oldu? Ne oldu yani? Bozkurt yapmak Mustafa Kemal Atatürk için bir İngiliz Bozkurt Atatürk diye kitap yazdı. Kitabın adı Bozkurt Atatürk. Dolayısıyla parada Bozkurt vardı. Şimdi bu Bozkurt üzerinden birini linç etmeye kalkmak ki bak ne güzel söylediniz eşi İsveçli. Suudi Arabistan'da futbol oynuyor şu anda. Ben eminim ki Bozkurt'u kendi ifadesinde de samimi şekilde söylüyor. Tribünlerde Bozkurt yapılıyordu diyor. Ben de diyor bir Türk olarak ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Bozkurt yaptım. Şimdi burada Meri'yi linç etmeyeceğiz. Hasan Sınar güzel söyledi. Burada linç edilecek birisi varsa Mehmet Büyük Ekşi diye beceriksiz adam linç edilmeli. Bu adam istifaya davet edilmeli. Bu adam Türk futbolunu katletti. Bu adam baylokçu. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönem darbe yapanlarıyla birlikte olan bir adam. Bu adam Merih'le ilgili hangi savunmayı yaptı? Doğru diyor. Merih'le ilgili, Bozkurt'la ilgili ne sundu UEFA'ya? Ne anlattı da iki maç ceza almasına sebep oldu? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfi olsun diye Mehmet Büyükekşi'ye ses çıkarmayacağız. Merih'i savunuyoruz veya Merih'e saldırıyla bu işin içinden çıkacağız. Gündemi de buraya getireceğiz. Böyle bir şey yok. Yapılacak tek şey var. Recep Tayyip Erdoğan'a benim tavsiyem yarın maça gitmesin. Madem protesto edecekler ya gitmesin o zaman. Zaten gittiği hiçbir maçı da kazanamadık zaten. Ayağı da maşallah. Yani 40 deve deviriyor ayağı. Dolayısıyla gitmesin maça. Madem bir protesto yapacaklarsa Hollanda'da Türkiye sahaya çıkmasın Hollanda maçında demenin bedelinin ne olacağını hiç düşündük mü? Hiç düşünüyor muyuz? Hiç düşünüyor muyuz yani UEFA'nın dünyadaki en büyük ikinci dünya kupasından sonra Avrupa kupasında maça çıkmamak hiç sonuçlarını düşünüyor muyuz bunun? Yani bir şeyi konuşurken hamasetle değil neticeye giderek konuşacağız. Yarın ben Türk milli takımına inanıyorum. Hollanda'ya bunun dersini vereceklerdir. Hollanda'yı en iyi şekilde yenmeliler. Bütün dünyaya da ders vermeliler. Ama dediğim gibi gündemin değişmesinden ülkem adına vallahi üzülüyorum. Billahi üzülüyorum. Çünkü gündem hakikaten yani Bozkurt yaptı yapmadı. Ne oldu yani şimdi Bozkurt yaptı da emeklinin 10 bin lira olan maaşını Şimşek gaza geldi de 20 bin lira mı yaptı? Şimdi onları konuşacağız. Evet. Maaşına zam mı geldi şimdi? Şimdi onları bir sonraki turda konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Biz atlamayacağız. Bizim cambaza bak diyor olabilir birileri. Birileri aa bak kuş uçtu, balon geçti diyor olabilir. Ama biz o tuzaklara biliyorsunuz gelmiyoruz. Bu programda i̇şte konuşacağız. Sadece bu. Yani bu tuzaklara gelmeyelim. Evet. Bu oyuna gelmeyelim. Evet. Milli tepkimizi gösterelim. Evet. Ama Türkiye çok kötü. Her anlamda çok kötü. Türkiye faizle batıyor. Bugün bir arkadaşım kredi aldı. Dün %54 faizle kredi olur mu ya? Hepsini konuşacağız. %54 faizle kredi aldı ya. Evet.
Şimdi bu Tolga Şahin'in tweetini bir getirebilir miyiz arkadaşlar? Spor hukukçusu aynı zamanda. Hasan Hoca da belki ona dair.